Şimdi bugün bir haber geldi. Az önce 8 trilyon dolarlık bilmem ne şirketi mi, yatırım şirketi Bitcoin alacakmış. BlackRock şeysi Bitcoin'e giriyormuş falan filan diye bir tane haber attı Furkan. Sonra ardından da başka bir arkadaş bu kurumsal yatırımcılar yüzünden en merkeziyetsiz olay bile merkezileşmiyor mu dedi. Oradan işte bunlar çıkar mı çıkmaz mı? İşte Bitcoin 30 bin dolarda Bitcoin'e giriyor, 60 binde çıkar mı muhabbetleri. Daha önce bahsetmiştik kanalda işte şey olayını, MicroStrategy muhabbetlerini. Senin benim gibi düşünmüyor arkadaşlar o adamlar. Senin benim gibi zaten düşünemez. Yani 8 trilyon doları yöneten adam ya Bitcoin'de 30 binde gireyim de 40 binde çıkayım kafasıyla girmez o Bitcoin'e zaten. O riske girmez yani. O adamlar potansiyel gördü her şeyi alır. Tuvalet kağıdında potansiyel görse ona da yatırım yapar adamlar. Ve Bitcoin'e girmelerinin sebebi de ileride olacak olası değer değişimi mevzusunu kanalda hep anlattık. Ona bir hazırlık, geri kalmama ondan. Ortada dımdızlak kalmama korkusuyla geç kalmış bir şekilde girmeye çalışıyorlar. Adam ne yapacak? O parayı koyacak yer arıyor işte. Aynen öyle. Dolara güven azalıyor, altına güven azalıyor. O parayı bir yere değer deposu olarak yığması gerekiyor. Onlardan bir tanesi de Bitcoin. Ne diyoruz hep? Dolar sıfırlanırsa Bitcoin uçar. Bitcoin 100 milyon dolar olur. Doları da kullanmaz. O durumda herifin 8 trilyon doları var. Şu an değer olarak 8 trilyon dolarlık bir değeri var herifin. 100 milyon dolarını Bitcoin'e soktu diyelim. Dolar da sıfırlandı. O durumda ne olacak? Herif 100 milyon dolarını Bitcoin'e soktuğu için bir değer kaybı olmayacak. Çünkü Bitcoin'in fiyatı da artmış olacak. O 100 milyon doları 8 trilyon dolar olacak. Yine aynı herif zararsız. Sıkıntı yok adam için. Değer değişimine dımdızlak girmedi adam. Yani o herifler ileride satmak için almıyor zaten bunları. Kaldı ki satamazlar da zaten. O adamların cüzdanı belli. Sen bilmiyor olabilirsin ama bazıları biliyor. Balinalar biliyor. Elinde 5000 Bitcoin olan adam parayla tutar birisini. Kardeşler şunları bir kontrol et. Bu herifler ne yapıyor? Beni batırmasın. O adamların cüzdanına bot bağlanıyor. Sürekli kontrol ediliyor. Cüzdanında 50 bin tane Bitcoin olan adam o coin'leri oynatamaz bile yerinden. Herif blockchain'de online oldu mu uyarı gidiyor adamlara. Adam online oldu acaba ne yapacak diye. Bitcoin 20 bin dolardayken bu fork mork zamanları Bitcoin Cash çıktığında Roger Ver 25 bin Bitcoin'i sadece yerinden oynatarak Bitcoin'i düşürdü. Yerinden oynattı herif sadece. Bir cüzdandan öbürüne gönderdi. 25 bin Bitcoin'i şak diye bir cüzdandan başka bir cüzdana gönderirsen millet de o 25 bin Bitcoin'lik cüzdanı kimin olduğu önemsiz izlediği için ulan ne oluyor diye satmaya başlıyor insanlar. Acaba satacak mı? Acaba borsaları mı paylaştırmaya başladı? O zamanlar şey de yoktu. Borsaların cüzdanları da net belli değildi. Ulan acaba borsaya mı gönder? Şimdi de daha kötü durum. Borsaların cüzdanları da net olarak belli. Hani 25 bin tane Bitcoin olan adam Telegram botlarını görüyorsunuz yani. Cüzdandan Bitfinex'e attı mı 25 bin Bitcoin'in bin tanesine attı mı bütün dünya o saniye öğreniyor. Bilmem kimden bilmem kime Bitfinex'te bin tane Bitcoin gitti diye. Anında öğreniyorsunuz. O herif satabilir mi onları? 50 bin Bitcoin olan adam 5 bin tanesini şeye nedir o Bitmex'e işte bin tanesini Binance'e bin tanesini bilmem nereye göndermeye başlasın. Anında sıfırlanır o Bitcoin. O adamlar bunu biliyor. Doğal olarak o adamlar bunu satmak için almıyor zaten. Bitcoin'de yeterli hacim olmadan hani şu an günde 50 bin BTC hacim yok al sat anlamında net hani el değiştiren. Günde 100 bin 200 bin BTC el değiştirir vaziyete gelir. O zaman o adamlar satabilir o Bitcoin'lerini belki. Onda bile belki var bakın. Kanalın en başından beri bağırıp çağırdığımız nokta sadece bu kurumsalların yani büyüklerin, büyük balinaların, dolar balinalarının giriş şekli hoş değil. O da merkezi borsaların yaptığı bir eşeklik diyeyim ben artık ne diyeyim yani adamlara ucuzdan Bitcoin aldırmak derdine düşüyorlar. Yani düşme abicim de öyle bir derde almak istiyorsa gelsin paşa başa alsın. Niye ne güzel yağlı müşteri buldum diye marketi manipüle etme oyunlarına giriyorsun ki yağlı müşteri ise gelsin alsın. 35 binden alsın Bitcoin çıkartsın 50 bine çıksın 10 milyona 100 milyona Bitcoin sana ne? Bir dolar godamanına Bitcoin bulacağım diye, Bitcoin aldıracağım diye niye uğraşıyorsun ki sen? Almak istiyorsa buyursun alsın market burada 50 bin tane borsa var.
girsin hepsinden teker teker alsın. 500 milyon dolarlık Bitcoin almak isteyen adamın vardır herhalde 3-5 tane çalışanı canım. 3-5 çalışanına desin kardeşim Bitcoin alın size para. Toplayın bu Bitcoin'leri getirin bana. Ama öyle yapmıyorlar. Dolar godomanlarını Bitcoin'e sokabilmek için marketi manipüle ediyorlar. Şeyle oynuyorlar. Dominance'la oynuyorlar. Ethereum'la oynuyorlar. İşte Waves'e sen drop nereye gidiyorsun diyor. Waves'in projesini incitiyor. Tron ağında yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Tron'a diyor aynı şeyi. Yani baktığında en çok kullanılan zincir Tron. Fiyatına bakıyorsun 86 satış. İstediğin kadar kullanıl kardeşim. İstediğin kadar D-Live yap. Kumarhane yap. Bunların kumarhane platformu da çok iyi Tron'un. İstediğini yap kardeşim diyor. Burada Bitcoin olacak birinci sırada. Sen ağzınla kuş tutsan bile ben sana izin vermem diyor bu markette. Bitcoin'i adam gibi noktaya getirmeden. Ve bunlar da merkezi borsalar ayarlıyor işte. Ben diyor Bitcoin satacağım. Tron'u satamıyorum. Niye? Tron çünkü merkezi. Zincir istediği kadar merkezi olsun. Hep diyoruz ya ucunda bir ekip var. O ekibin elinde coin var. Ben diyor sana güvenmiyorum. Ne yaparsan yap. İstiyorsan ağzınla kuş tut. Dünyanın en iyi blok zincirini yap. Ben sana güvenmiyorum diyor market maker. Bütün altcoinlere diyor bunu. İstediğini yap Sasha. Ne yapıyorsan yap. İstediğini yap. Dünyanın en iyi zincirini kur. Fiyatı pamplamaya çalışırsan kardeşim benden habersiz çakarım onu diyor aşağı. Çünkü ben sana güvenmiyorum. Çünkü senin elinde 15 milyon Waves var. Ben senin eline grayscale'i, mikro şeyi, stratejiyi senin coin'ine sokamam. Çünkü güvenmiyorum ben sana diyor. Sokacağım diyor herifleri 500 milyon dolar. Buna çakacaksın adamların kafasına defolup gideceksin diyor yani. Ben nereden bileceğim onu diyor. Market maker o konuda haklı. Sonuna kadar haklı. Onu başarabilen bir tek Ethereum var. O merkezsizliği. O da yani Bitcoin'in yanında yaklaşamaz merkezsizlik konusunda da hani o diğer altcoin'lere göre o merkezsizliği yakalamış durumda. Bir de currency'ler var. Ama onların da bilinmiyor aslında. Hani ekiplik bir olayları yok ama ekiplerin elinde ne kadar olduğu bilinmediği için mesela XMR'ın ekibinin elinde ne kadar XMR var o bilinmiyor. LTC ekibinde ne kadar LTC var o bilinmediği için onlara da diyor siz bir durun ben şu Bitcoin'le işimi halledeyim ondan sonra şey yapacağız size. Önce diyor bir Bitcoin'e sokalım diyor şeyleri büyükleri dolar balinalarını size de sıra gelir zamanla. Ama sizin şu anda yaptığınız işlerin pek bir önemi yok. İstediğiniz ağzınızda kuş tutsanız bile. Ha, önce diyor bu. Sorun da o zaten. Önce bu demesi sorun aslında. Diğerlerine yaşam şansı bile vermiyor. Tekrar diyorum. Tron ağında yayın yapıyoruz. Şu an benim gördüğüm Tron'da bir tane çocuk PUBG yayını yapıyor. 6000 kişi izliyor mesela çocuğu. Başka birine bakıyorum. O da Rust diye bir oyun oynuyor. 1500 kişi izliyor. Kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Utanmasa yok edecek Tron'u ya adam. 87 satışıya kadar indirdi. Utanmasa sıfırlayacak yani. O derece yaşam şansı vermiyor altcoin'leri. Ne yapıyorsanız yapın da ne yaparsanız yapın diyor market maker. Global market maker, ana market maker. Belki de Fed'dir o bilemem onu. Ama biri işte birileri ya da. Bak şurada geldi kocaman bir üçgen yaptı Justin buna. Kırdı onu. Eyvallah git dedi retest. Retest yaptı. Tekrar gideceğim dedi. Tekrar çaktı aşağı. Utanmasa yok edecek yani. Çalışan ağı yok edecek. Sebep bu. Buna ben balinaları sokacağım. Grayscale'leri sokacağım. Mikro stratejisi sokacağım. Falan filan kafası. Ama dediğim gibi onda şey edecek bir olay yok. Bu adamlar satmak için girmiyor zaten. Sadece belli bir planları var. Bir zamanlamaları var onların. Ona göre iş yapacaklar. Bekleyip göreceğiz.